Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, 10 Ekim 1967 yılında Antakya'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Antakya'da tamamladıktan sonra 1984 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne girdi. 1988 yılında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden birincilikle mezun oldu. 1994 yılında başlayan 11 yıllık siyasi kariyeri, mütevazi kişiliği, Antakya için yapmış olduğu hizmetleri ve AK Parti Hatay İl Başkanlığı'nda yapmış olduğu başarılı çalışmaları, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonucu ile taçlandırıldı. AK Parti'nin adayı olarak girdiği seçimlerde halkın %50'ye yakın oyunu alarak Antakya'nın belediye başkanı görevine seçildi. Almanca ve İngilizce bilen İsmail Kimyeci, evli ve 3 kız çocuk babasıdır. ...45 gün gibi kısa bir sürede hızlıca oluşumunu tamamlayan Antakya Belediyesi, hizmet binasının revize edilmesinin ardından birimlerini oluşturarak personel görevlendirmelerini yaptı. Bu arada Antakya'nın var olan altyapı arızaları giderilmeye başlandı ve yaşanan içme suyu sıkıntısı nedeniyle hayati önem taşıyan su, arazörler aracılığı ile vatandaşlara dağıtılarak hizmette ilk adım atılmış oldu. Antakya Belediyesi eğitime destek veriyor. Antakya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Birimimiz, temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavına hazırlanan dar gelirli ailelerimizin öğrencilerine ücretsiz olarak kurs veriyor. Bu zamana kadar 256 öğrencimize verilen kurs, yeni döneminde 500 öğrenci olarak hedeflenmiştir. Kültür ve Sosyal İşler Birimimiz, TEOG sınavının yanı sıra yüksek öğrenime geçiş sınavına hazırlanan dar gelirli ailelerimizin çocuklarına da ücretsiz olarak kurs vermeye başladı. 90 öğrenci ile başlayan kursumuzun hedefi 180 öğrenci ile devam etmektedir. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilere 4000 adet tatil kitabı hediye ederek eğitime verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Antakya Belediyesi Tiyatro Topluluğu, şehrin dört köşesine tiyatroyu götürme düşüncesiyle 8 Aralık 2014 tarihinden bu yana her hafta sonu Bir Mahallede Yaşasın Temizlik isimli tiyatro oyununu sergiliyor. Çocuklar kendileri için hazırlanan komedi oyunu ile çevre temizliğinin önemini öğrenirken eğleniyor ve kendilerine dağıtılan balon hediyeleri ile mutlu oluyorlar. Tiyatro topluluğu ayrıca yetişkinlere yönelik hazırlanan oyunlara da izleyicilerin keyifli vakitler geçirmesini sağlıyor. Antakya Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmaları ile günden güne daha da büyüyor.
Antakya Belediyesi'nden ücretsiz gitar kursu veriliyor. Kültür ve Sosyal İşler Birimi tarafından 10 ila 18 yaş grubu arası gençlere yönelik sosyalleşmelerini, özgüvenlerini geliştirmelerini ve müzik sevgisini aşılamayı amaçlayarak ücretsiz gitar kursu veriliyor. Antakya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Aralık ayı itibariyle resmen kuruldu. Kulüp bünyesinde sporcularımız masa tenisi, satranç, tenis, yüzme, voleybol, basketbol, handbol, izcilik, güreş, atletizm, aba güreşi, tekvando, boks, kickboks, okçuluk, halk oyunları ve bisiklet branşlarında sporlarını amatör olarak yapabilecekler. Antakya Belediyesi olarak mübarek Ramazan ayında bir tane DSİ parkında kalıcı ve her gün bir mahallede gezici olmak üzere bir ay boyunca tüm mahallelerimizde iftar çadırları kurarak 12.500 vatandaşımızla iftar sofrasında bir araya geldik. İftar çadırlarımızın yanı sıra Ramazan ayı münasebetiyle dar gelirli ailelerimize 11.500 koli erzak yardımı yaparak evlerinde sıcak çorba pişmesine destek olduk. Antakya Belediyesi, mübarek Muharrem ayı münasebetiyle Aşure günü etkinliği düzenledi. Etkinlikte toplam 1500 kişiye aşure dağıtılarak bu kutsal gün yad edildi. Antakya Belediyesi engellileri unutmuyor. Antakya Belediyesi olarak engellilere uygun fiziki şartları sağlamak amacıyla yaptığı hizmetlerin yanı sıra maddi imkanı olmayan engelli vatandaşlara Hatay Birlik Vakfı işbirliği ile akülü araç desteği sağlandı. Antakya Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları ile göz dolduruyor. Antakya Belediyesi, 65 yaş ve üzeri yaşlı vatandaşlarımıza evde bakım ve temizlik hizmetleri sunuyor. Vatandaşlarımızın fiziksel gücü ile yapamayacakları ev temizlik işlerini eğitimli ekiplerimiz yaparken, deneyimli kuaförlerimiz de yaşlılarımızın bakımlarını kendi evlerinde yapıyorlar. Diyoruz ki 65 yaşını geçmiş, artık gücü kuvveti kalmamış aileler ihtiyaç duydu mu onlara ikişer hanım göndereceğiz. Birer tane değil, ikişer hanım göndereceğiz. Evlerini temizleyecekler, halılarını yıkayacaklar, varsa bulaşığını yıkayacak, varsa çamaşırını yıkayacak, ütüleyip dolaba koyacak. Eğer doğalgaz gelmemişse o evde hemen ne yapacaklar? Sezon geldi mi sobayı kuracak. Hani gücü kuvvet yok ki kendi işini yapabilsin. Konu komşuya, akrabaya, her ricacı oluyor. Onlar gelip yapıyor. Öyle olunca
ekiplerimiz sezon başında soba kuracak. Sezon bitince sobayı sökecek, borular yıkayacak, kaldıracak. Lazım gelen ne varsa o evde hepsini yapacağız. Bunu da inşallah yılbaşından itibaren bu projemizi hayata geçirmiş olacağız. Antakya Belediyesi olarak İşkur ile istihdam ve hizmet noktası protokolü imzaladık. Bu protokol sonucunda iş için müracaat eden vatandaşlarımız, kent merkezine uzak olan İşkur Müdürlüğü'ne online olarak kayıt yapmış, İşkur'dan personel isteyen kurum ve kuruluşlara ulaşabilme kolaylığı sağlanmıştır. Antakya Belediyesi, BİMER ile de vatandaşlara geri bildirim sağlıyor. Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER'in internet sitesi üzerinden yapılan şikayetlere hızlıca dönüş yapan Halkla İlişkiler Birimimiz, vatandaşlarımızın sıkıntılarının çözümü noktasında yönlendirmelerde bulunuyor. Antakya Belediyesi, Beyaz Masa Hizmeti ile vatandaşların belediye içerisindeki işlerini en hızlı şekilde çözmelerine yardımcı oluyor. Halkla İlişkiler Birimi personelimiz güler yüzlü hizmetiyle vatandaşların işlemlerine yardımcı olmakla kalmıyor, Antakya Belediyesi'nden beklentilerini, şikayetlerini kayıt altına alarak çözüm noktasında gerekli birimlere bilgilendirmeler yapıyor. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci'nin icraatları güncel olarak internet üzerinden takip ediliyor. Antakya Belediyesi sosyal medya hesapları ve internet sitesi ile vatandaşlar belediyenin o günkü hizmetleri hakkında güncel bilgilere sahip oluyor. Antakya Belediyesi, vatandaşlarımızın en mutlu gününde hizmet veriyor. Antakya Belediyesi nikah işlemlerinin belediye binasında kolayca yapılmasını sağlarken, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, genç çiftleri mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak nikahlarını kıyıyor. Antakya Belediyesi Nikah Salonu, vatandaşların en mutlu günlerinde daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Atatürk Caddesi'nde bulunan Mahfel Sosyal Tesisler'de çok yakında hizmete girecek. Kısa sürede şehir genelinde yapılan detaylı incelemelerde bozuk yollar, yıpranmış alanlar belirlenerek hızla asfalt yama ve ihtiyaç duyulan tüm sokaklara parke döşeme çalışmalarına başlandı. Bugüne dek şehrimizin 95 mahallesinde muhtelif cadde ve sokaklarda 8 bin ton asfalt yama, 80 bini parke onarımı, 150 bini sıfırdan parke döşeme çalışması olmak üzere toplam 230 bin metrekare parke döşemesi yapıldı. Antakya'nın 95 mahallesinde asfaltlama ve parke döşeme çalışmaları periyodik program çerçevesinde tüm hızıyla devam ediyor. Antakya Belediyesi, İskenderun istikametinde şehre araç giriş ve çıkışlarını rahatlatma adına Kavaslı Köprüsü ile Yeni Sanayi Sitesi arasında 2,5 kilometrelik alanda imar yolu açma ve yol düzenleme çalışması başlattı. İlk etapta Kavaslı Carrefour Alışveriş Merkezi arasında kalan 1,1 kilometrelik yolda yol açma, parke döşeme, kaldırım düzenleme ve istinat duvarı örme çalışmalarını tamamlayan Antakya Belediyesi ekipleri
yeni sanayi sitesine uzanacak geriye kalan 1,4 kilometrelik yolda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu çalışma da tamamlandığında Antakya-İskenderun istikameti gidiş geliş güzergahında toplam 2,5 kilometrelik alternatif yol vatandaşlarımızın sanayi sitesi ve bölge esnafımızın hizmetine sunulacaktır. Antakya Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanında olmamasına rağmen vatandaşların mağduriyetine hızlıca çözüm bulabilmek için Yeni Sanayi Sitesi İş Bankası yanında bulunan yolda malzeme serme ve sıklaştırma çalışması yaptı. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Antakya'nın yol sorununa hızlıca çözüm bulmak amacıyla göreve başladıktan kısa bir süre sonra atıl durumda olan asfalt şantiyesinin onarımını tamamlayarak faaliyete başladı. 9 aylık süreçte 8.000 ton asfalt kullanılmak suretiyle çalışmalar sürdürülüyor. İhtiyaç görülen tüm cadde ve sokaklarda asfalt yama, asfalt dökme, parke döşeme, parke onarımı çalışmaları ile sürücüleri rahatlatacak çalışmalar yapılıyor. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, şehirde bulunan çeşitli alanlarda temizlik ve düzenleme çalışmaları yaparak alternatif otopark alanlarının oluşturulmasını sağladı. Antakya Belediyesi, oda başında yaptığı sondaj çalışmasıyla 152 metre derinlikten su çıkardı. Antakya Belediyesi, 3 inç genişliğinde 152 metre derinlikte bulunan suyu yeşil alan, otomatik sulama sistemleri, park, bahçe ve refüj sulamalarında kullanıyor. İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında birçok mahallemizde kırılan, hasar gören, çeşitli kazılar nedeniyle sökülmek zorunda kalan parkelerin onarım çalışmaları sürerken yeni mahallelerimizde, yeni açılan sokaklarımızda da parke döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Hatay'ın en büyük ilçe belediyesi konumundaki Antakya Belediyesi, anlamlı bir dayanışma örneğine imza attı. Antakya Belediyesi, Belen Belediyesi'ne hizmetlerde kullanılmak üzere verdiği 2 adet çöp kamyonu desteğinin yanı sıra, Kumlu Belediyesi'ne ihtiyaç fazlası 3 adet iş makinesi desteğinde bulundu. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Başkan Kimyeci, Cebrail Mahallesi halkının taleplerine kulak vererek, Ali Rıza Efendi Çamlığı yanında bulunan merdivenleri revize ederek hizmete sundu. Revize çalışmalarında engelli ve yaşlı vatandaşlar için düşük eğimli rampa ve korkuluk yapıldı.
Gökçegöz Mahallesi'nde bulunan 2,5 dönümlük alan Antakya Belediyesi'nce revize ediliyor. Yamaç kontrolünü ve yol kodunun düzenlenmesini sağlamak amacıyla başlattığımız 50 metre uzunluğundaki beton perde duvar çalışmamız 2,5 dönümlük yeşil alan olarak tamamlanacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülecek çalışmalarımızın en kısa zamanda bitirilmesi planlanıyor. Antakya Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin ana arterlerinde, sokaklarında ve caddelerinde yürüttüğü çalışmalar ile kent insanına hizmet sunuyor. Bu kapsamda Narlıca Mahallesi 224. sokakta Antakya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 13.000 metrekare parke taş döşemesi gerçekleştirdi. Narlıca Mahallesi 224. sokak sakinleri yapılan parke taş çalışması sonrasında ulaşımlarını büyük rahatlık içinde yapma imkanına sahip oldular. Antakya'nın en önemli merkezlerinden olan Uzun Çarşı'ya özenle hizmet eden Antakya Belediyesi, esnafın ihtiyaçlarına kulak veriyor. Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bulunan ve kullanılmaz duruma gelen çeşme, Antakya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince onarılarak hizmete sunuldu. Yolların onarımı, çevre düzenlemesi, temizlik ve ağaçlandırma hizmetlerinden sonra Antakya Belediyesi yeni sanayi sitesinin imar sorunlarına da çözüm üretiyor. Antakya Belediyesi yeni sanayi sitesinde bugüne dek bozuk yolların parke ile kaplanması, güzergah üzerinde bulunan atıl durumdaki hurda araçların, molozların, atıkların temizliği, refüjlerin düzenlenmesi ve ağaçlandırılması gibi birçok hizmet gerçekleştirdi. Antakya Belediyesi, yeni sanayi sitesinin bazı noktalarında yer alan çarpık imar sorunlarına çözüm üretmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Kentsel dönüşüm başlıyor. 350.000 metrekare alandan oluşan Emek ve Aksaray mahallelerimizde başlattığımız kentsel dönüşüm projemiz 2015 itibariyle start alıyor. Bir yıl içerisinde kamulaştırma çalışmalarını tamamlayacağımız kentsel dönüşüm projesinin 2016 yılının ilk aylarında ilk kazması vurulacak. Kentsel dönüşüm Antakya'mıza yeni bir çehre kazandıracak. ...95 mahallemizde yer alan ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha rahat ortamlarda oynamalarını sağlamak amacıyla bakım çalışmaları sürekli olarak yapılan parklarımız Antakya Belediyesi'nin özenli çalışmaları ile daha da güzelleşiyor. Park, bahçe ve yeşil alanlar birimimiz tarafından yürütülen hizmetlerimiz kapsamında çim biçme, ağaç budama, ot temizliği, mevsimsel çiçek ekimi, çimlendirme, oyun grupları montajı,
aydınlatma direklerinin onarımı, sulama sistemlerinin montaj ve bakımı gibi çalışmalar periyodik olarak sürdürülüyor. Antakya Belediyesi Park ve Yeşil Alanlar Birimi ekiplerimizce şehrimizin ana arterlerinde çeşitli yeşil alanlarda kurumların, kiliselerin, okulların, Yeni Hatay Müzesi'nin ve daha pek çok tarihi turistik mekanlarımızın bahçelerinde daha yeşil bir Antakya için mevsimlik çiçek ve süs bitkisi ekimleri periyodik olarak sürdürülüyor. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, göreve geldiği ilk günden bu yana yeşiller içinde bir Antakya için çalışmalarını sürdürüyor. Park, bahçe ve yeşil alanlar birimimiz tarafından 95 mahalledeki 95 parkımızın bakım ve onarım çalışmaları periyodik olarak sürüyor. Aynı zamanda Antakya Belediyesi kurulumunu tamamladıktan hemen sonra kullanılmaz haldeki 10 parkımızı revize ederek vatandaşlarımızın hizmetine sundu. Antakya Belediyesi toplam 10 dönümü bulan 4 yeni parkın yapım çalışmalarına başladı. Saraykent Mahallesi'nin farklı bölgelerinde 2, Altınçay Mahallesi'nde 1, Bohşin Mahallesi'nde 1 olmak üzere 4 yeni parkın yapım çalışmaları hızla sürüyor. Metrekare mozaik sergileme alanı ile dünyanın en büyük mozaik müzesi olmaya aday olan Yeni Hatay Arkeoloji Müzesi'nin peyzaj ve çevre düzenlemeleri Park ve Yeşil Alanlar Birimimiz tarafından yapılıyor. Ağaçlandırma, çiçek ekimi, çim serme çalışmalarının yapıldığı alanın bakımı da ekiplerimizce yapılıyor. Antakya Belediyesi tarafından yürütülen 4 yeni park projesinden biri olan Bohşin Mahallesi'ndeki yeşil alanda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci tüm hizmetlerinde yaptığı gibi bu çalışmayı da yerinde denetleyerek projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı. Çocukların sağlığı için parklar temizleniyor. Antakya Belediyesi, daha temiz bir Antakya için yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda çocukların sağlığına verdiği önemle tüm parklarda geniş kapsamlı temizlik çalışmaları yürütüyor. Şehirdeki tüm parkların temizliği, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce yapılırken, diğer yandan bakım ve onarımları, yeşillendirme, çim biçme ve çiçek ekme çalışmaları da Park ve Yeşil Alanlar Birimimizce karşılanıyor.
Antakya Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü arasında ilçeye yeni mesire alanları kazandırılmasına yönelik protokol imzalandı. Kisecik ve Tahtaköprü mevkilerinde toplam 120 dönümlük alanın piknik ve mesire alanı oluşturulması ve kullanılması için Antakya Orman Müdür Vekili Veysel Ayyıldız ile protokol imzalandı. Mesire alanları tamamlandığında Antakya yepyeni bir çehreye bürünmenin yanı sıra vatandaşların nefes alabilecekleri, aileleriyle rahatlıkla piknik yapabilecekleri, çocukların keyifle oyun oynayabilecekleri yeni bir alana kavuşmuş olacak. Antakya Belediyesi, yeşiller içinde bir Antakya için 150 bin ağaç dikme kampanyası başlattı. Yılda 30 bin ağaç ve 5 yılın sonunda 150 bin ağaç dikilecek olan kampanyada ilk fidanlar minik öğrencilerin katılımı ile toprakla buluşarak Vali Utku Acun Parkı'na ekildi. 350 adet fidanın toprakla buluştuğu etkinlikte Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, seçim öncesi halka verdiği vaatleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Küçük sanayi sitesinde de ağaçlandırma çalışmaları yapan Antakya Belediyesi, 2014 yılı süresince 10 bin adet defne, çınar ve keçi boynuzu ağacı dikerek yeşiller içinde bir Antakya için büyük bir adım atmış oldu. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Hatay Valiliği, Antakya İlçe Kaymakamlığı, Antakya Belediyesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliği ile Tarım ve Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında çiftçilerimize destek olmak amacıyla Tahtaköprü ve Uzunalıç mahallelerinde çilek bahçelerinin kurulması için 117 bin çilek fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. Uzunalıç ve Tahtaköprü mahallelerinde 14 aileye 18 dönüm arazi üzerine toplamda 117 bin çilek fidesi dağıtılarak kırsal tarım ve çiftçiler desteklenmiş oldu. Antakya Belediyesi, kentte bulunan 183 cami, mescit, Kur'an kursları, kiliseler, ziyaretler, havra ve tüm ibadethanelerin bakımı ve temizliği için Hatay İl Müftülüğü, Ortodoks, Katolik, Protestan kiliseleri ile Musevi cemaatinin ile imza protokolü ve işbirliği anlaşması yapıldı. Kimyeci, Medeniyetler Kenti Barış, Kardeşlik ve Hoşgörü şehri Antakya'mızda yaptığımız bu uygulamayla üç semavi dinin ibadethanelerini, tüm cami, havra ve kiliselerimizin temizlik ve bakımını gerçekleştirmiş olacağız dedi. Oluşturulan konusunda uzman 5 ayrı eğitimli ekip ile şehir genelinde bulunan tüm ibadethaneler periyodik olarak modern iş makineleri ile temizlenerek bakımları gerçekleştiriliyor. Antakya Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cami ve ibadethane temizliklerinde görev alan personellere özel eğitim vererek bu kutsal mekanlara gösterdiği özeni gözler önüne seriyor.
kentte bulunan tüm ibadethanelere hizmet veren temizlik araçları ile yol süpürme araçları temizlik işleri bünyemizde hizmet vermektedir. Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz daha temiz bir Antakya için çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin ana arterlerinde gece yıkamaları yaparak pırıl pırıl bir Antakya için çalışan ekiplerimiz gündüz de tam zamanlı olarak çalışarak 95 mahallemizi temiz tutmanın gayreti içerisindeler. Devlet Su İşleri'ne ve Antakya Belediyesi'ne ait iş makineleri vasıtasıyla Asi Nehri'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Asi Nehri'nin Antakya Belediyesi mücavir alan sınırlarında olan bölgesinde çalışmalar yaz dönemi boyunca sürdürüldü. Ayrıca yine bu süreçte temizlik ekiplerimiz Asi Nehri her iki kenar duvarlarında temizlik çalışması yürüttü. Pırıl pırıl bir Antakya için bir adım daha. Antakya Belediyesi 400 adet yeni konteyneri vatandaşın hizmetine sundu. Büyüyen Antakya ilçesinin her köşesinde temizlik sağlamak için 400 adet yeni çöp konteyneri alınarak 95 mahallede ihtiyaç görülen yerlere yerleştirildi. Daha temiz, daha sağlıklı bir Antakya için vatandaşlarımızın çöp çıkarma saatleri 20 ila 22'ye uyması önemli arz edilir. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, evimiz kadar temiz bir Antakya için el ele kampanyası kapsamında hazırlanan ve Antakya genelinde esnafa bilgilendirme broşürleri ile çöp torbaları dağıtılan kampanyaya zaman zaman pazar esnaflarını yerinde ziyaret ederek destek veriyor. İnşaat atıkları, toprak yığınları ve evsel atıklar sonucu şehrimizde bulunan boş parsellerde oluşan moloz yığınları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce kaldırılıyor. Özellikle küçük sanayi sitesinin yıllardır kemikleşmiş sorunlarından olan moloz yığınları Antakya Belediyesi'nce kaldırılmanın yanı sıra çevre temizliği de periyodik olarak yapılarak sanayi sitemize yeni bir çevre kazandırdı. Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin hijyenini sağlamak için
pek çok noktada ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Antakya Belediyesi, Veteriner İşleri Birimine bağlı ilaçlama ekiplerince şehir genelinde bulunan mazgallar, logar kapakları, çöp konteynerleri ve dere kenarlarına haşere, larva ve farelere karşı ilaçlama faaliyeti periyodik olarak gerçekleştiriliyor. Oluşturulan 8 ayrı ekip ile ilaçlama çalışmalarımız sürdürülüyor. Antakya Belediyesi sokak hayvanlarını barınağa taşıyor. Antakya Belediyesi kış aylarında sokaklarda sahipsiz olan ve başı boş dolaşarak donma tehlikesi yaşayan, aynı zamanda mahalle sakinlerini de rahatsız eden sokak hayvanlarını toplayarak hayvan barınağına götürüyor. Aşılama ve kısırlaştırmaları yapılan hayvanlar 10 gün müşahede altında tutulduktan sonra doğal ortamlarına bırakılıyor. Antakya Belediyesi, kent turizmine verdiği önem doğrultusunda dünyanın ilk mağara kilisesi ve Hristiyan alemi için hac merkezlerinden biri olan Saint Pierre Kilisesi güzergahında bulunan Hacı Görüş Deresi'nde temizlik ve ıslah çalışması gerçekleştirdi. Daha önce de Asi Nehri ve Saraycık derelerinde temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiren Antakya Belediyesi, ekiplerinin kent genelinde ihtiyaç olan her bölgede belirlenen periyodik program çerçevesinde çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla 95 mahallede bulunan fırın, kasap, şarküteri, unlu mamulleri satış yerleri, restoran, postane, market, yufkacı ve benzeri gıda satış yerlerinde temizlik gıdaları doğru ambalajlanması, ürünlerin son kullanma tarihi ve halk sağlığına olumsuz etki edebilecek unsurları periyodik olarak denetliyor. Ekiplerimiz ayrıca uzman veteriner hekim gözetiminde semt pazarlarında açıkça satılan ve halk sağlığını tehdit edebilecek gıda ürünlerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Antakya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri İnsanların manevi duygularını istismar ederek şehrimizde dilencilik yapan vatandaşların memleketlerine dönmeleri noktasında çeşitli işlemler yapılıyor. Antakya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Antakya'mızın tanzim ve düzenini korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Uzun Çarşı'da bulunan tezgahlar vatandaşların yürüyüş yoluna ve seyrine engel oluşturmaması amacıyla periyodik olarak tanzim ediliyor. Şehrimizi ve lezzetlerimizi dünyaya tanıtan Akdeniz Mutfak Günleri etkinliğine Antakya Belediyesi lojistik ve altyapı desteği sağladı. Akdeniz Ülkeleri Mutfak Günleri etkinliğinin yapıldığı merkezlerden biri olan Antakya Lisesi, bahçesinin peyzaj ve çevre düzenlemesi ile hazır hale gelmesi için Antakya Belediyesi ekipleri tam zamanlı olarak hizmet verdi. Antakya Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçe ekiplerinin etkinlik için alanda peyzaj, temizlik, yeşil alan ve çevre düzenlemesi, personel ve ekipman konularında destek verdi. Vatandaşlara,
ilk ağızdan hizmetler anlatılıyor. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, gittiği her mahallede vatandaşlar ile tek tek kucaklaşarak hallerini, hatırlarını sormanın yanı sıra her mahallede yapılan hizmetlerin tamamını izah ediyor. Vatandaşların sorunlarını ve Antakya Belediyesi'nden beklentilerini de sabırla dinleyen Başkan Kimyeci, pek çok noktada yanında hazır bulunan muavinlerine ve müdürlerine gerekli talimatları vererek çözüm üretiyor. Antakya Belediyesi'nin hizmetlerini ilk ağızdan dinleme imkanı bulan vatandaşlar, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirirken Başkan Kimyeci'ye bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorlar. Özellikle yaşlıların ve çocukların sıcak ilgisiyle karşılaşan Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Antakya Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı ile yaşlılara ve çocuklara yönelik yapmış olduğu hizmetlerden birebir bahsederek, gerekli durumlarda yerinde tespit ile hizmet verilecek yaşlı vatandaşları not alıyor. Belediye başkan yardımcıları da sorumlu oldukları birimlerin hizmetleri hakkında vatandaşlara yer yer bilgilendirmeler yaparken, projeler konusunda da merak edilenleri yanıtlıyorlar. Kentsel dönüşüm başlıyor. 350 bin metrekare alandan oluşan Emek ve Aksaray mahallelerimizde başlattığımız kentsel dönüşüm projemiz 2015 itibariyle start alıyor. Bir yıl içerisinde Antakya Belediyesi çalışıyor. Antakya Belediyesi tüm birimleriyle siz değerli hemşerilerimize kaliteli ve çağdaş bir hizmet için gecesini gündüzüne katıyor. Başkan İsmail Kimyeci liderliğindeki Antakya Belediyesi ailesi, şehrimizin çağdaş, modern, yaşanabilir ve Antakyalılara layık bir görünüme kavuşması adına var gücüyle hizmet ediyor. Siz değerli vatandaşlarımızın ilgisi ve desteğiyle Antakya Belediyesi ailesi önümüzdeki süreçte de Antakya'mızda hizmetlerini artarak sürdürecektir. Her şey pırıl pırıl, yeşiller içinde, modern, çağdaş ve yaşanılabilir bir Antakya için.